Evet, peki. Sizlerle ilgili zaten daha önce bunları biliyor musunuz yapmıştık. Ozan Doğulu ile ilgili hiç yapmamıştık. Bir sabah uyandığında aklına ilk gelen şey Kaybolan Yıllar şarkısıyla Mozart'ın bir senfonisini birleştirmek olmuş. Evet. Evet, anladım. Halimi görüyorsunuz değil mi? Baya konuk açmaya çalışıyorum yani böyle hani bir şey çıkar. Hayır, şimdi yani neden olmuş bir sorunu anlamadım ben tam. Soru yok zaten, öyle oldu mu Ha, diye evet öyle soruyorum. oldu, evet. Öyle Hiç oldu. televizyon ve dizi izlemez misin? Hiç izlemem. Hiç dizi izlemiyorsun. Dizi, yabancı dizileri izlemeye çalışıyorum. DVD alaraktan. Böyle işte Heroes falan. Yabancı diziler seviyorum. Her şeyden ses çıkartabilir, ritim tutabilir misin? Evet. O, ne oldu be? Ses çıkartıyor. Nasıl Bak, bak televizyonda? şöyle yap. Ekrana doğru yap. Ya millet görsün, bana yapma hareketi. Böyle yap. Ha, wow. Bir dakika. Olabiliyor musun? Dur, Olabiliyor musun? Bir dakika. Aç şu mikrofonu. Evet, S, aç. S. A, A, S, A. Oğlum, o yapacaksın. Ne yapacağım? Ver abi, mikrofonu ver abi. Buyur abi. Şu anda televizyonu açan birisi evet. varsa... Her şeyden nasıl ses çıkar? Yemin ediyorum, diyor bak, ki manyak mı bunlar? Ne yapıyor gecenin bu saatinde? Bak, gecelinin bu saati... Vay be, sound'a bak. Bundan bahsederekten çeşitli soundlar üretilir. Abi bir şey yani. Söyleyeceğim. Sende ne antrikot varmış ya? Oy maşallah kuzu ya. Kuzu sırtı. Kuzu sırtı ya. Tabii. Oo baba seni böyle mangalda böyle. Oo. Ne yapıyorsunuz? Ceceli çeviriyorum. Ceceli çeviriyorum diye. İyi ki duymadı kimse. Ama ben söyleyeceğim peki. Şarkıyı duyduğunda pislik var diyorsan bunun anlamı o şarkının kalbinle beynin arasında gidip gelmesiymiş. Değişik bir tabii tanım, güzel, hoşuma gitti. Ben böyle bir şey söylemedim. Pislik var dediğim, o pislik varsa ha. bunu halk sever, tutar, yani yapışır, sakız olur manasında. Ha, öyle, evet. Anladım. Parçada pislik var, bu parça acayip tutacak tutar yani. Tutar manasında, evet, peki. Evet. Son bir tane okuyayım. Pantolonunu çok sevdim, çıkar onu bebeğim şarkısı senin bestenmiş. Yok benim bestem değil, o Bora Ebeyon'un bestesi. Gökhan Kim hazırladı bunları bana? Ben düzenlemesini yaptım. Vermişim. Sen çevreni kontrol et, bizimle alakası yok. Pantolonunu çok sevdim, çıkan bebeğin senin değil mi? Yok benim bestem. Parçayı değil. Biliyor musunuz? Pantolonunu sevdim, çıkar onu bebeğim. Hadi gel bize gidelim. Mükemmel parçalardı bunlar. Son dönem bu bir, Dongi Dongi 2. Dongi Dongi, Çelik'ten özür diliyorum tekrar bir kere daha yeniden. Arkadaşlar.